Evet arkadaşlar, Biyoloğun Kuş Evi'ne hepiniz hoş geldiniz. Biraz saç ve sakalımız karıştı. Ekrana çok yakışmıyor olabiliriz ama yapacak bir şey yok. Yaşadığımız muhit çok böyle klas tiplere bürünmemize müsaade etmiyor maalesef. Şimdi biliyorsunuz muhabbet takımlarımızın altına sultan papağanı yumurtası koyduk. Bu sultan papağanı yumurtası çıktı. Biz bunu eve getirdik. Eve getirdikten sonra bugün dikkatimi çeken bir olay oldu. Dedim bunu videoya alalım. Çünkü biliyorsunuz artık bundan sonra vlog tarzı videolar çok çekeceğiz. Daldarı koyuyordum. Daldarı yemiyordu. Bugün bir baktım daldarılar yenmeye başlamış. Sultan papağanımız daldarıları yemeye başlamış. Bu demektir ki sultan papağanımız yeme düştü. Ha, tabii ki ben onu direkt ayırmayacağım. Bir 2-3 gün daha sultan papağanımızı elle beslemeye devam edeceğim. Ama boyut olarak bildiğiniz sultan papağanı oldu. Biraz tabii şöyle diyeyim size, muhabbet kuşunun 30 günlük hali gibi oldu. Tabii bu aşağı yukarı 40 günü geçti. Aşağı yukarı tahmini 40 günü falan geçti. Şimdi sultan papağanıyla da alakalı bir karar aldım. Biliyorsunuz geçmiş videolarda hani kanalın maskotu mu yapalım yoksa üretimde mi kullanalım? Biliyorsunuz sultan papağanı takımımız çok yok. 4 tane sultan papağanımız takımımız var. Eşledik onları. Eşledik fakat 2 tane takımın yuvayla ilgisi var. Diğer 2 takım çok hazır değil gibi geldi bana. Bir takımın eli kulağında yumurtladı yumurtlayacak. Eğer yumurtlarsa ona da böyle bir sevinç videosu atabiliriz. Kuş sayımız az sultan papağanı. Biraz da arttırmayı düşünüyorum. Çünkü talep var. İstiyorlar. Biraz da zor büyük. Maddi olarak da biraz daha maddi getirisi yüksek bir muhabbet kuşuna göre. Bunu kendim ayırıp üretimde kullanma gibi bir niyetim var. O doğrultuda gideceğiz. Tabii ki sultan papağanlarında biliyorsunuz eşeysel olgunluğa erişmeleri 10 ay 11 hatta 1 yaşına kadar. Yani eşeysel olgunluk dediğim çiftleşebilmeye hazır hale gelmesi 1 sene. Yani bu şu demek, bizim maskotu 1 sene besleyeceğiz, büyüteceğiz. Besleriz, büyütürüz. Nasıl bu 16 yavru kuştan üretimhaneyi bu hale getirdik, onu da elbet bekleyip damızlık halinde görürüz inşallah. Diğer takımlardan da yavru alırsak o yavruları beraber büyütüp onları eşe hazırlayacağız. Bu süreci de hep beraber kanalımıza abone olanlarla, videolarımızı izleyenlerle gözlemleyeceğiz, inceleyeceğiz. Sevincimi sizlerle paylaşacağım. Evet, isterseniz bizim elle besleme sultan papağanımızın yanına geçelim. Evet, eve giderken şöyle manzaralarla karşılaştım. İncirlerimiz olmaya başlamış. Şu anda Bursa taraflarında incir sezonu bitti bile ama bizde biraz daha serin ve yağışlı geçtiği için bizde biraz daha geç oluyor. Bir 15-20 gün geç oluyor şeyler. Bu da benim emektarım, motorum. Evet, ufaktan eve gidelim. Cesur, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Evet. Geldik şimdi. Yurt içi kargonun da reklamını yapıyoruz gibi oldu ama. Kargo gelmişti bunlar. Evet. Halen daha biraz yabani maalesef. Aslını. Allah. Şu hareketler, şu, bakın sultan papağanlarında bir sağa, bir sağa, bir sağa, bir sola gitme hareketleridir. Bu hani yaklaşma saldırırım mesajıdır aslında size. Şöyle göstereyim. Daldarımızın bir kısmını yemiş. Oğlum, artık oğlan mısın, kız mısın bilmiyorum ama. Bayağı büyüdü ve uçuyor arkadaşlar. Geçen gün şeyin içinden çıkmış, beslemeye geldim, arıyorum, yok, kız kardeşim burada, aradım, dedim sen mi aldın dedim sultan papağanını, yok dedi. Şu yukarı uçmuş arkadaşlar, şuraya uçmuş, oradan aldık. Aslında ele kola da alışkın ama işte bir şeyi var hala, anda bir yabaniliği var, böyle aman aman alışkın bir yavru değil. Görüyorsunuz şu
sağa sola sallanma hareketlerini her kuş yapmaz. Ama böyle elinize aldığınız zaman herhangi bir problem olmuyor. Tüy yapısı, vücut gelişmesi gayet iyi. Şöyle göstereyim size. Mesela benim için önemli olan kıstaslardan bir tanesi de şudur. Kuşun tüy yapısına bakarken. Kanat altındaki tüyleri gelişmiş bir kuş, tamamlanmış bir kuş, iyi bir kuştur esasen. Bu da size bilgi olsun. Şöyle kanat altı tüyleri gelişmiş bir kuş. Yani kanat altı komple tüylerle kaplandı. Bunu grey bir kuş oldu. Evet, grey olarak geldi. Bunun yani anne babası Lutino ve Grey diyebiliyorum. Çünkü Şevki bana öyle söylemişti. Gayet sağlıklı, güzel, yapılı bir sultan papağanımız. Şu bazen bunu beslerken şu kafadaki tüylerini havaya kaldırdığı için esas sultan papağanını gösteren hareket o. Yani şu kafa tüylerini kaldırması beni mest ediyor. Özellikle böyle biraz daha koyu renkliyse kafa tüyleri efsane güzel oluyor. Veya lütinolarda mesela vücut böyle beyaz sarım tırak oluyor ama kafa tüyleri sarı oluyor. O böyle diktiği zaman aşırı keyifli oluyor. Bakalım bunu da bir sene daha besleyeceğiz. Ya bir sene de değil aslında, bir 10 ay sonra bu eşe gelir. Niye? Zaten 1,5 aylık. 1,5 ay sonra tekrardan eşe gelecek. Eyle besleme diğer yavrularımız vardı biliyorsunuz. Çoğu satıldı. Şu ikisi kaldı. Şu sarıyı da istiyorlar. Eli alışkın arkadaşlar bu arada. Şu sarıyı da isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Gerçi video atana kadar bu sarı çoktan satılmış olur. Yemek yiyorlar, yem yiyorlar. Herhangi bir problem yok. Gel bakalım buraya. Evet, aslında bu bizim. Buna bir isim koyalım. Bunun ismi ne olsun? Bunun ismi... Eski bir muhabbet kuşum vardı. İsmi Rüstem'di. Bunun ismini Rüstem koyalım diye düşünüyorum. Şöyle alalım biraz. Aslında uçtuğunu biliyorum. Uçabiliyor. Yani buradan yukarı çıkabilmesi uçtuğunu göstergesi. Uçabiliyor. Ki ben bu sabah biraz test ettim. Merak ettim. Bak şu ses hani yaklaşma sesidir. Bu papağanlar arkadaşlar şakası olmaz sultan papağanlarınızın bilgisi olsun. Çok yabani bir sultan papağanı eğer elinizi canınızı gerçekten yakmak isterse, gerçek anlamda sizi tehdit görür ve gerçek anlamda bütün kuvvetiyle ısırırsa etinizi kopartabilecek güce ve çeneye sahiptir. Bilginiz olsun. Ben diğer üretimhanemdeki sultan papağanlarını elime alırken eldiven kullanıyorum. Kimisi ısırmıyor ama garanti olsun diye eldiven kullanmaya özen gösteriyorum. Çünkü geçmişte onunla alakalı acı sürprizler yaşadım. Muhabbet kuşları da kan atıyor ama delik açıyorlar. Bunlar bayağı deri kaldırıyorlar. O yüzden size tavsiyem dikkatli olmanız. Ne oldu oğlum? İsmini ne koyalım? Senin Rüstem olsun ismin ya. Rüstem. Umarım dişi çıkarsın Rüstem. Üretimhanemde doğan ilk sultan papağanı. Git. Dur, gözüne kedi kumu bulaştı. Tamam, düzeldin şimdi. Biraz sevelim seni ya, çok yabani olma. Annesinin lütün olduğu da nereden belli? Veya anne veya babası artık hangisiyse. Şu ensesinde bir beyazlık var. Oradan kendini belli ediyor zaten. Değil mi oğlum? Hareketlere bak, hareketlere. Aslanım benim. Ne oldu? Ne oldu? Bize mi kızdın? Tamam oğlum. Bakalım. Hatta sizi ufaktan üretimhaneye de götüreyim. Diğer sultan papağanlarımızla da bakalım. Evet, şöyle ufaktan üretimhanemize bir gidelim. Sultan papağanlarımıza bakalım. Bu kışın iman deneyeceğiz herhalde, öyle gözüküyor. Dalları sarkıttı, eğilmeden geçemiyoruz. Evet, balıklarımıza suyu bastık. Evet. Merhabalar, selamun aleyküm.
kapımız açık kalsın. Kuşlarımız sakin, tabii duruyor. Evet, sultan papağanımız. Bunlar grey içeride. Çok rahatsız etmeyelim. Bunlar içeride, çok rahatsız etmeyelim. Bu da yeni çıktı. Çok rahatsız etmeyelim. Bunlara video çektik hatırlıyorsunuz. Bunlarda çok da atraksiyon yok. Bilmiyorum, bakacağız. Aslında dişi yuvaya girip çıkıyor da erkekte çok bir performans göremiyorum. Bakalım. Hayırlısı. Ama şunlar da şöyle göstereyim size. Bismillah. Bunlar eli kulağında gibime geliyor. Bakayım yumurta var mı? Henüz yumurta yok. Evet, arkadaki erkek, öndeki dişi. Sallanıyorlar. Bunlar yumurta hazırlığında beyler. Arkadaşlar, şimdi bayanlar da izliyor. Çok beyler dememizin bir anlamı yok. İnşallah yakın zamanda sultan papağanlarımız yumurtladı. İlk yumurtayı aldık videosunu da çekmek bize nasip olur. Vlog tarzı olacak. Üretimhanemizde neler var, neler yok. Şöyle biraz da cennetlerimizi gösterelim. Bunlar... burada 3 tane erkek cennetimiz var. O bizim şey vardı ya arkadaşlar, yakaladığımız cennet. Hatta videosunu da attım. O da erkek. Yani 4 erkek, 2 dişi. 2 tane cennet dişi ihtiyacımız var. Damızlık olursa daha iyi olur. Eğer takipçilerimiz arasında cennet üreten veya cennet besleyen varsa, iletişime geçerse 2 tane cennet dişi almaya talibim açıkçası. Evet, burada da bizim kendimize ayırdığımız damızlık erkeklerimiz. Bunlar büyüyor. Şöyle göstereyim size. Bunların hepsi erkek. Bir de şu aşağıda bir erkek daha var. Dişilerin olduğu yerde. Bunların hepsi erkek. Yani burada 3 aylık erkek de var. 5 aylık erkek de var. Ama bunlar yerini bekliyor şu anda. Değil mi oğlum? Aslanım benim. Kuşlarımızın maşallahı var. Erkeklerimizin. Erkek sayımız biraz fazla dişi sayımızdan. Onu yeni yeme düşen yavrulardan dengeleyeceğiz. Bunlar da bizim dişilerimiz. Şöyle göstereyim. Bakın şurada bir erkek var. Mavi görüyorsunuz. 2 tane erkek var burada fazladan. Diğerlerinin hepsi dişi. Evet. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yavru sultan papağanımızın son durumu böyle. Diğer sultan takımlarımızı da gördünüz. Yuvayla ilgilenenler var. Yuvaya girip çıkanlar var. Yuvada bolca vakit geçirenler var. Hatta bir takımın dışkısı büyüdü. O size gösterdiğim ikisi yuvada olan takım var ya. İkisi de büyüdü. Tamamdır.